Bak yeni çıkan televizyonlar şu anda LED ve LCD olarak üretimde. Şu anda LED'e çevirmişler. Eski televizyonla büyük şimdi yeni teknoloji televizyonların arasındaki fark da öbürünün daha kaba yapı şekli oluşu, bunun da düz veya montajı yapılması kolay oluşu ve yer kaplama işinden sebebi milletin tercih ettikleri bir şey. Eski televizyonlarla şu anda yeni çıkan televizyonlar arasında eski televizyonları tamir etme, onarma o şey daha fazlaydı. Yeni televizyonlarda bu sistem çok kısıtlı. Parça değiştirme olarak, bulma olarak veyahut da yeni çıkan bu LCD televizyonlarında hafif bir önüne bir darbe geldiği zaman, ekranı kırıldığı zaman kaldırıp atacaksın. Yani yenisi fiyatında. Ama onun haricinde görüntü olarak, resim kalitesi olarak yeni çıkanlar biraz eskiye göre daha güzel ama ki yani arıza yapma oranı o düşündüğün zaman eski televizyonların yeni televizyonlara göre arıza yapma oranındaki fark yenilerde daha yüksek. Eski televizyonlarda bu oran çok düşük. Ondan sonra yeni çıkan televizyonlarında şu andaki esnafın veya tamircilerin yeni çıkan televizyonlarda tamir, onarım yapma cihetine gittikleri zaman bazı hatalar hariç, bazı hatalarda kat hatalarında da kesinlikle tamir etme, onarma yapma gibi zorunluluğu biraz daha yüksek. Yapamaz yani, müdahale edemez. Çünkü bunun içinde elinde bulunan takımların ona göre uygun olması lazım. Yani bu kartları bir de bir programlamacılık meselesi var. Bazı televizyonlarda program hataları var. Bu hataları da gidermek için yani bir altyapısı da olması lazım bu işi yürütebilmek için ama genelde yani teknolojiye ayak uydurma bazında her zaman yeniliklere açık olmak lazım. Televizyon mesleği, tamircilik mesleği nasıl şimdi bitti? Valla tamircilik mesleği her meslekte olduğu kadar yani her meslekte olduğu gibi bu mesleğinde geleceği yok sayılacak. Çünkü kimse müdahale edemeyecek, tamir yapamayacak, onarmayacak. Bozulan aracı şey televizyon olsun veya bu başka sektörler ne olursa olsun atıp yenisini alacak. Yani şu anda bir 7 yıl bir süresi var. Bütün televizyon olsun, buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, hangi sektör olursa olsun 7 yıllık bir baz var. Zaten 7 yıl sonra da o makineyi veyahut da kullanmaya hiç ihtiyaç yok. Atıp yenisini alacak.